Efendim merhabalar. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'a hamd Resulüne salatı selamdan sonra değerli dostlar Fussilet Suresi 30. ayetten 37. ayete kadarlı kısmı ele almak üzere bugün programımızı başlatmış bulunuyoruz. Evet bundan önceki programımızda kıyamet sahnelerinden kafirlerin cehenneme doğru sevk edilmeleri hali, onların organlarının, uzuvlarının, onların yaptığı kötülüklere tanıklık etmesine dair ibretlik sahneler ve Kur'an'dan yüz çeviren kafirlerin bu yüz çevirmelerinin acı faturası olarak onların ateşle cezalandırılmaları, Kur'an'ı dinlerken gürültü yapın diyerek bu manada etrafındaki insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışan o kafirlerin hepsinin cehennemlik olacağına dair tehditkar ayetleri bundan önceki dersimizde ele almış idik. Programda onları sizlere aktarmış idik. Cehennemliklerden ayeti kerimelerde bahsedildikten sonra bugün okuyacağımız 30. ayetten itibaren de iman eden müminlerin Kur'an'ın yanında peygamberin yanında, ilahi din, son din, İslam'ın yanında yer alanların ve istikamet üzere olanların güzel hallerine dair sahnelerin işlendiği ayetleri bugün inşallah ele almaya çalışacağız. Rabbimiz buyuruyor 30. ayette. Bismillah. İnnellezine kalu Rabbuna Allah, fümme istakamu عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. ايه نبوي روجان بوردا داس سيس بوردا أوكم يا شالله هسيس Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, istikamet üzere olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin derler. Evet burada meleklerin iman eden müminlere indiği, ve onlara ella tahafu ve tahsenu korkmayın üzülmeyin dedikleri ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum sizlere vaad edilen cennetle sevinin dedikleri ifade ediliyor. Kim bunu söyleyenler? Melekler. Ne zaman söylüyorlar? Rivayetlere göre kişi ölür iken ölür iken ruhlar bedenden ayrıldığı o süreç içerisinde Onları böyle müjdeledikleri bu ayeti kerimede ifade edilmiş olmaktadır. Evet, bundan önceki sure Zümer Suresi. Zümer Suresi'nde arşı taşıyan meleklerden bahsedilmekteydi. O melekler Estergfirune lillezine amanu iman eden müminler için onların günahları için istiğfar ederler idi. Etmektedirler hala da. Bizim için de belki ediyorlar. Ne diyorlar? Rabbena vesifta külle şeyin. Ya Rab senin rahmetin çok geniştir. Rahmeten ve ilmen. Fagfir lillezine tabu. İman eden müminleri tövbe edenleri. Fagfir lillezine tabu ve lillezine tabuuk. Evet iman eden o müminleri sen bağışla. Yani ayetin devamını sizlerle paylaşayım. Şimdi e, birden hatırlayamadım. Fafilillezine tabu. Eee lillezine tabu ke bakın. Eee fafulillezine tabu ve tebu sebileke. Evet, senin yoluna tabi olan tövbe eden o müminleri bağışla vekihim azab el cahim, Yakıcı azabın ateşinden onları koru. Ve devam ediyorlar onlar vekihimü seyyi kötülüklerden onları koru ve men takis seyyiat izin fakat rahimte bugün kim sen onları kötülüklerden korumuş olarak mahşer gününe getirmişsen onlara merhametinle muamele etmişsin demektir diye arşı taşıyan melekler iman eden müminler için dua ediyorlar idi. Bir sonraki surede evet Gafir suresinde böyle geçmişti. Bu sure ile o sure arasında çok güzel bir bağlantı Böyle ince ilişkiler var. Aynı konular ele alınmakta. Bu okuduğumuz ayette de yine meleklerin iman eden müminlere belki canlarımızı almaya geldikleri zaman işte o esnada belki sekeret halindeyken böyle müjdeledikleri ifade ediliyor. Ella tahafu ve la Korkmayın, üzülmeyin derler ve sevinin derler ve ebşuru bil cennetilleti küntüm adun kendilerine vaat edilen cennetle sevinmeleri noktasında onları müjdeledikleri bu ayette ifade edilmiş olmaktadır. Alimran suresinin e, ayetlerinde de geçer Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar ve o ruhları bedenlerinden ayrılırken o müminlerin şehit olan müminlerin ferihine <laughs> bima atahumullahu min fadli Allah'ın kendilerine verdiği lütufla nimetle cennetle sevindikleri ve ayetin devamında ve yesheb shuruna billazina lam o sevinci orada görüverince kendilerine ulaşmamış müminleri de sevindirmek müjdelemek istedikleri ayette ifade edilir 169 170'te 171'de Ali İmran Suresi'nde de bu konu ele alınıyor. Demek ki güzel yaşarsanız sizi muştu ile güzelliklerle karşılayan meleklerin o çiçekleriyle, o size dair cennetle sizi orada sevineceğiniz şeylerle karşılay karşılayacakları konusunda hiçbir kuşku duymamamız gerektiği anlaşılmakta. Melekler diyorlar ki, Nahnu evliya okum fil hayatid dünya ve fil aslında diyorlar melekler, dünya dünyada iken de ahirette de biz sizin evet dostlarınız olarak hep kalacağız. Burada dostunuzluk şimdi ölüyorsunuz. Ahiret gününde de sizin dostunuz, yardımcınız, destekçiniz, efendim arkadaşınız bir bakıma biz olacağız diye melekler böyle bir müjde ile gelirler imiş kardeşlerim. Ayette buna ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve fiha ma Öyle bir cennet ki ve lekum fiha ma teştehi enfusukum. Canınızın çektiği her şey orada sizlere verilecek ve istedi ve lekum fiha ma İstediğiniz her şey orada sizin için önünüzde hazır olacaktır. Evet, canımın istediği ne varsa bana verilecek bir cenneti ölürken bana Evet, iman eden mümine tabii ki hepimiz böyle bir şekilde ölmeyi arzu ederiz. Rabbim hepimize bunu tabii ki nasip eylesin deriz. Hani sahabi gelmiş bana nasihat eyle ya Resulallah. Böyle tutacağım bir şeyi söyle deyince Efendimiz Aleyhisselam ne demiş? قُلْ amentu بِاللّٰهِ ثُمَّ Allah'a iman ettim de sonra da istikamet üzere yaşa buyurmuşlar. قُلْ amentu بِاللّٰهِ ثُمَّ Allah'a iman ettim de, sonra da istikamet üzere bir hayat yaşa demiş. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam da aynı ilkeyi ifade eden Hud Suresindeki e, ayetlerde ne buyurulur? فَاسْتَغِمْ ve men tabe تَابَ مَعَكَ tadga'u. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Seninle beraber tövbe edenler de aynı şekilde diyerek, Rabbimiz emrolunduğu gibi dost doğru olmayı hem peygambere hem de müminlere aynı şekilde emretmiştir. İşte bu ve benzeri Şura suresinde de var. Bu sureden sonraki surede de aynı şekilde فَسْتَغِمْ kema ömirte Emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesi hemen Fussile suresinden sonraki surede de aynı şekilde yer alacak. Hud suresinde de geçiyor bu. Peygamberimiz şeyyebetni hut ve ahavatuha buyuruyor. Beni hut suresi ve benzerleri kocaktı. Saçımı ağarttı buyuruyor. Hangi anlamda? Yani emrolunduğun gibi dost doğru ol noktasındaki Allah'ın bu mutlak emri karşısında taviz vermeden, zikzak çizmeden, istikamet üzere bir kul olmasını emreden ayeti kerimeler karşısında Peygamberimiz Öyle buyuruyor. Ben Hud suresi ve benzerleri kocalttı diyerek bu manada istikamet üzere olmaya dair o hassasiyeti Peygamberimiz böylece ifade etmiş olmaktadır. Evet, İstikamet üzere olmak demek ne demektir? Öncelikle tevhitte ve Allah'ın emir ve yasakları konusunda Allah'ın bizden istediği gibi iyi bir kul olmaktır ve selam. Böyle olursak istikamet üzere olmak zaten gerçekleşecek demektir. Hem biz zaten bunu namazlarımıza ihtinas sıratal müstakim dost doğru yolunda yoluna bizi ulaştır ve o yolunda daim eyle Ölünceye kadar o yolda olmayı bizlere nasip ile diye dua ediyoruz. Yani bizler istikamet üzere olmayı Rabbimizden sürekli istemekteyiz. Yalpalamadan, zikzak çizmeden, takva üzere bir mümin olarak yaşamayı Rabbimizden biz zaten hep istiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam da zaten bunu hayatında hep, bu ilkeyi hayatında kural olarak, sürekli daimi olarak buna dikkat ederek yaşadı ve sahabilerine de bunu tavsiye etti. Hani bu şu ifadeyi unutmamamız lazım. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Bu ilke ile onlar yaşadılar. Temutune kema ta'işun ve tuhşerune kema temutun. Zaten Rabbimiz de ayetinde Ya yüvellezine amenü tegullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun. Ey iman edenler, Allah'tan Allah'a yaraşır şekilde korkun, başka türlü değil, Müslümanlar olarak ölün buyurarak bu manada bizi Müslümanca yaşamaya, istikamet üzere, takva üzere bir mümin olarak yaşamaya dair Rabbimiz zaten bizden bunu istemekte. Başka türlü huzuruma gelmeyin, inanmış müminler olarak böyle gelin buyuruyor. Yusuf Aleyhisselam da tabii ki babası Yakup'tan, dedesi babası Yakup'tan, dedesi İbrahim'den kalan bir vasiyet olarak وَلَا ne illa ve entum Müslimun ilkesine uygun olarak yaşamayı hem bir tavsiye olarak almış hem de şöyle dua ediyor تَوَفَّن۪ي Müslimen ve وَاَلْحِقْن۪ي salihin Ya Rab beni Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak canımı al ve salihlerin arasına beni katıver diye dua ettiği bilinmekte. Evet bir sonraki ayeti de ekleyelim. Onlara cennette her şey vardı. Nüzülen min gafurir rahim. Evet. Onlar için orada bir ağırlanma ve Allah'tan bir bağışlanma. Rahim olan, gafur olan Allah'tan onlar için bir ağırlanma ve bir bağış vardır. Evet. Bağışlayan ve çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlanma olarak diye, diye ayetin mealine bu eklenmiş. Öyle bir bize bir ziyafet orada sunulacak iman eden müminlere öyle bir ziyafet öyle bir sofra öyle bir ağırlanma mekanında hem de Allah'tan yani cennetteki onca nimetlerden sonra Rabbimiz size benim efendim bir efendim bir müjdem daha var. Nedir ya Rabbi diyecekmiş oradaki müminler ve ben sizden razıyım. Sizden memnunum. Hoşnut olmak. Allah'ın bizden yani ve min Allahı Ekber diye başka ayetlerde de geçer ya en büyük nimet olarak Allah'ın onlardan hoşnut olması, razı olması. E bundan daha büyük bir ödül olabilir mi? Kainatın sahibi, evrenin sahibi, kulluğunu yerine getirmiş, emrine amade yaşamış kimseler için ben sizden razıyım buyuruyor. Bundan daha büyük bir nimet olabilir mi kardeşlerim? Evet yeni bir efendim konu başlıyor burada. Bismillah. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah ve amila salihan ve qale inneni muslimin. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Ha, müezzin kardeşlerimizin ezan okurken okumaları tavsiye edilen ayeti kerime. Ve men ahsanu kavlen şu sözü söyleyenden daha güzel sözü kim vardır? Mimmen daa ila Allah insanları Allah'a çağıran, yani hayya ala sala, hayya felah diyerek ya da dini tebliğde o vazife yerine getirmek adına insanları Kur'an'a, namaza, dine, İslam'a çağıran kişiden daha güzel sözlü. O kişi ki sadece çağırmakla kalmıyor. Ve amile salihan ve salih ameller de işliyor. Zaten insanları dine çağırırken siz salih amel işlemezseniz zaten kendi içinde bir çelişki meydana gelecek demektir. Çağırdığın şeyi sen zaten yaşamak durumundasın. Çağırdığın şeye uygun bir insan olmalısın. Onu temsil noktasında ona uygun bir kişiliğe sahip olmalısın. Ve gale inneni minel müslümin, ben Müslümanlardanım diyen, salih amel işleyen ve Allah'a insanları çağıran, kişiden daha güzel sözlü kim olabilir diye Rabbimiz öyle buyuruyor. Evet. Dea ilallah. Allah'a çağırıyor. Ve amele salihan. Salih amel işliyor. Ve gale inneni imle Ve ben müslümanlardanım diyor. İşte bu özelliklere sahip olan kişiden daha güzel sözlü kim olabilir diye ayeti kerimede hem peygamber övülüyor hem de peygamber gibi o yolun yolcusu olan İslam davetçileri burada övülmüş olmaktadır. Diyorum ya sureler arasında ince bir ilişki var. Bundan önceki surenin adı Mü'min suresi. Mü'min suresinde kimden bahsediliyor idi? İmanını gizleyen bir adam vardı Firavun'un ailesinden. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ اَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ imanıhu? İmanını gizleyen o adam onları İslam'a çağırıyordu. Hz. Musa'nın getirdiği tevhid dinine çağırıyordu. Hatta diyordu ki وَيَا قَوْمَ مَالِي اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجَاتِ ve ted'uneni Ben sizi necata, kurtuluşa çağırıyorum ve ted'uneni ilen nar. Siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz diye haykırıyor idi. Bizim peygamberimizin arkasından gelen Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, bütün sahabiler her biri dünyanın bir yerine dağıldılar. İslam'ı davet etmek adına, haykırmak adına mesela Ebu Eyyub Sari, Ensari İstanbul'a kadar geldi. Sırf Dini gayretle buralara kadar onlar geldiler dini duyurmak, İslam'dan başkalarının da nasibini onlarla paylaşabilmek adına, bu güzellikleri onlara aktarmak adına geldiler. İşte bu haykırış, bu duyurma adına, bu tebliğ adına, bu gayreti tabii ki Rabbimiz ayetlerinde övüyor. Bu manada bizler de aynı yolun yolcusu olmak durumundayız. Dini anlatırken, insanlarla mücadele ederken elbette ki Başımıza sıkıntılar gelebilir, hakaretler gelebilir, alay edilebilir sizinle, sövülebilir size, taşlanabilirsiniz, başka şeyler olabilir. Olmasını istemeyi zaman, bakınız Rabbimiz bize bir yöntem öğretiyor. Ne buyuruyor? وَلَا تَسْنِبِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyilikle kötülük bir değildir. Itfa billetihi اَحْسَنَ Sana birisi bir kötülük yaptığı zaman sana birisi hakaret ettiğinde, seninle birisi efendim kavga ederek sana karşı aşırıya gittiğinde, sen sana yapılana karşılık onu en güzel şekilde savmaya çalış. Yapılan kötülüğe karşı iyilik yapmak suretiyle, taş atana gül atmak suretiyle sen ona karşı iyi muamele etmeye, alttan almaya, ona karşı onun yaptığının misliyle ona karşılık vermemeye çalış. Böyle yaparsan ne olur? Feyzelledi beyneke ve beynehu adavetun seninle onun arasında olan düşmanlık bir de bakarsın ki veliyyun hamim keennehu veliyyun hamim sanki sıcak bir dostluğa dönüşü vermiş olur. Demek ki yapılan kötülüklere karşı iyi muamele etmek, kötülüğe karşı kötülükle değil de iyilikle muamele etmek bu ayeti kerimede övülmektedir. Az önce Ebu Bekir dedim. Bakınız onun kızı Hazreti Ayşe validemize bir savaşta iftira edildi. Birisiyle beraber, Saffan isimli bir sahabiyle beraber Ayşe arasında bir şeylerin geçtiği münafıkların reisi Abdullah bin Übey ve benzerleri tarafından bu iftira toplumda yayıldı. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman bu iftira o kadar ayyuka çıkmıştı ki sahabilerle istişare etti ne dersiniz Ayşe bu işi yapmış mıdır diye onlarla bayağı uzun böyle bir istişareye girişmiş idi. Enteresan olan şuydu. İftirayı atanlardan birisi Hazreti Ebu Bekir'in beslemesi. Ona destek olduğu mistah da bu iftirayı atanlar arasında idi. İftirayı atan kişi mistah. Kim için atıyor? Kendisine destek olan, yardımcı olan Ebu Bekir'in kızına iftirayı atanlar arasında o da yer alıyordu. Bunu duyunca Ebu Bekir, vallahi ben de bundan sonra sana asla bir daha erzak yardımında destek olmayacağım diye artık yemin etmiş idi. Manidardır ki bunun üzerine ayeti kerimede nasıl geldi biliyor musunuz sevgili dostlar? وَلَا يَئْتَلِ اُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلُ الْغُرْبَى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُحَاجِرِ اِلٰى اَخْرِ Maalen kısaca aktarayım. Sizin içinizden varlıklı olan servet sahibi, faziletli insanlar, Allah yolunda hicret etmiş efendim fakir miskin olan e, o kimselere karşı velev ki bu da olsa yani parantez içerisinde söyleyelim onlara yardım etmemeye yemin etmesinler vel yafu vel yasfahu onları bağışlasınlar onları affetsinler ela tuhibbuna en yagfiru Allahu lekum en yagfiru Allahu lehum onları Allah'ın bağışlamasından hoşlanmaz mıdırlar bakınız ayetin lafzından aktarayım sevgili dostlar yanlış olmasın. Ayetin metnini sizlere aktarayım. Efendim, وَلَا ülül اُلُو الْفَضْلِ مُنْكُمْ وَالسَّعَةِ Ayetun numarası 22. İçinizden faziletli insanlar, varlıklı kimseler, Miskinlere, fakirlere, muhacirlere, Allah yolunda hicret etmiş olan muhacirlere vermemeye dair yemin etmesinler. Vel yafu vel yasfu onları bağışlasınlar, affetsinler. E tuhibbuna en yaghfira Allahu lekum vallahu gafurur rahim. Allah'ın sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Bu ayetler iniverince Hazreti Ebubekir yani sözün sahibinin kendisine dair böyle bir anlamla yüklü olduğunu gören Ebu Bekir ne yapıyor? Uhibbu yarab, uhibbu diyerek o mistahı o da bağışlamıştır. Mistah ne yapmıştı? Ona iftira etmişti. Kızı için o dedikoduyu toplumda yayanlardan idi. Ama ona rağmen Rabbimiz ne buyuruyor? Onu da affet buyuruyor. İşte bu ayeti kerimede onun benzerliği, benzer bir anlamını ifade ediyor ayet-i kerimeyi bir daha okuyalım. Ve la testebil iyilikle kötülük bir değildir. İtfa billetihi ahsen. Evet. Kötülüğü en güzel bir şekilde sağ. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost vermiştir. Bu önemli bir ilke. Tabi buna herkes ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Onun için Rabbimiz وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا لَذ۪ينَ السَّبَرُوا Bu güzel davranışı ancak Sabredenler kavuşabilir ve maylakallah illa duhazın azim. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşabilir. Hz Hamza radiyallahu an biliyorsunuz Uhud'da şehit edilmişti. Şehit edenler sadece onu öldürmekle bırakmamışlar, bütün vücudunu parçalamışlar idi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, ben de Hamza'ya yapılan bu davranışın aynısını onlara işte şu kadar daha fazla yapacağım diye yemin ederek söz vermiş idi. Arkasından ve in aqaftum fa aqibu bi misli ma uqiftum bih, ve in sabartum lehu hayrun lis sabirin ayetinin bunun üzerine indiği nakledilir. Yani birisini cezalandıracağınız zaman size yapılanın misliyle onlara o cezayı verin. Ama sabrederseniz yani aynısını yapmazsanız bu sizin için daha hayırlıdır diyerek bu manada misliyle mukabele edilmemesini, Müslümanın daha bir örnek davranış içerisinde efendim bulunmasını Rabbimiz orada o ayeti kerimede aynen böyle tavsiye etmiştir ki Peygamberimiz Aleyhisselam da zaten bu tavsiyeye uygun olarak hareket etmiştir. Mekke'de ona işkence eden, eziyet eden, hakaret eden insanlar daha sonraki süreçte onun huzuruna geldiği zaman Onlara sormuştu, size karşı benim nasıl muamele edeceğimi düşünürsünüz deyince, onlar kendilerinin yaptığı onca hakaret karşısında herhalde bizi öldürür, bizi asar, bizi keser. Yani e, hayatlarına son vereceği şeklinde kanaatleri ifade edince, Efendimiz Aleyhisselam, bırakın onları salıverin demiştir, diyebilmiştir. Mesela Mekke'nin fethi günü, o Peygamber'e o güne kadar düşmanlık eden, amcası başta olmak üzere Müslümanlardan birçok kimseyi şehit eden o kafir insanlar pişmanlık içerisinde peygamberimizin huzuruna geliverince nasıl muamele edeceklerini sorduğu zaman onlar tabii ki peygamberimizle alakalı üstünlük sahibi, fazilet sahibi bir kimse olduğunu haykırarak o manada kendisinden af dileyince Peygamberimiz Aleyhisselam'ın efendim tarihe geçen şu cümlesi manidardır. İzhabu fe entumu tulaka gidiniz hepiniz serbestsiniz diyerek onların hepsini bağışlamıştır. İşte af yolunu tutan peygamberin bu üslubu bize de örnek olmalıdır. Ki bunun tabii ki zor bir şey olduğunu Rabbimiz ayetin devamında وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا لَذِينَ الصَّبُرُ Buna herkes ulaşamaz. Bu hale, bu erdemli davranışa herkes sahip olamaz. وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا ذُو حَزٍ azim. Evet, büyük bir efendim, bu manada payı olan insanlar, hayır ve olgunlukta tabii ki payı olan insanlar ancak bunu yapabilir diye ya Rabbimiz ayette buna işaret buyurmaktadır. Son ayetimiz sevgili dostlar, süremiz azaldı. Ve imma yenzeğenne kemine şeytani nezgun fes'iz billah. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, bir vesvese sana gelecek olursa fes'iz billah. Hemen Allah'a sığın. İnnehu hu's semiul alim. O her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Yani bütün eylemlerimizde bütün davranışlarımızda, hayat anlayışımızda, hadiselerde, günah adına, masiyet adına böyle bir durum karşısında şeytandan bize bir dürtü, bir vesvese geldiği zaman biz böyle bir durumda ne yapacağız? Allah'a sığınmamız gerekmektedir. Mevla'dan yardım istememiz gerekmektedir. Kur'an okurken böyle, namaz kılarken böyle, başka işlerde de böyle daima şeytandan sürekli Allah'a sığınarak bizim Efendim hayırlı işlere başlamamız, şerden de Allah'a sığınmamız önemli bir husustur ki bu ayeti kerimede de onu görmüş olmaktayız. Ve inma yenzagannake minel şeytani mezgun festaiz billah innehu huves semiul alim diyor Rabbimiz. Evet. Burada bir açıklama var. Onu okumak isterim. Evet bu ayeti kerimelerde insanların Rabbimiz Allah dedikten sonra Dost doğru çizgide yürümeleri, evet bu ana kadar okuduğumuz e, efendim ayetlerin bir bakıma özeti gibi okuyalım isterseniz. Rabbimiz Allah dedikten sonra dost doğru çizgide yürümeleri, Allah yolunun davetçileri olmaları ve din ve dünyaya yararlı işler yapmaları, Allah'a teslim olup Müslüman olmayı en yüce değer olarak bilmeleri, kötülüğe iyilikle karşılık vererek aralarında sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkileri kurmaları ve bunu başarmak için başta sabır olmak üzere gerekli erdemlerle bezenmeleri ideal bir müslüman olmanın ve sağlıklı bir toplum ilişkisi kurmanın gerekleri olarak ortaya konmuştur. Ancak bu yol pürüzsüz tabii ki engelsiz değildir. Şeytan insanın içinde Kin ve öfke duygularını alevlendirir, intikam arzuları tahrik eder, arzularını tahrik eder, günah ve isyan eğilimlerini güçlendirir. Sonuçta kişiyi Kur'an'ın öğütlediği üstün ahlaktan uzaklaştırmak ister. İşte ayet bu büyük ve tehlikeli engeli aşmanın en güvenli, güvenli çaresini göstermektedir ki o da Allah'a sığınıp Onun yardım ve desteğini almaktan geçmiş olmaktadır ki bizim şu ana kadar okumuş olduğumuz efendim başından itibaren okuduğumuz ayetlerin 30. ayetten itibaren bize aktarılan kısımların özeti mahiyetinde bildirilmiş oluyor. Buna göre istikamet sahibi bir mümin olmak çok önemli ve Allah yolunda insanları hakka çağıran ben Müslümanım diyerek insanlara daima hak bildiği doğruları lisanı münasiple aktarmak çok önemli ve bu ee, inişli çıkışlı yolda bizim daima efendim hayır yolunu af yolunu tutarak insanlara karşı hoşgörüyle hareket etmek suretiyle onların bize yaptıklarının misliyle değil aksine aşağıdan alarak efendim onlara karşı lisan münasiple af yolunu tutarak, bağışlayarak, şefkatle, merhametle hareket etmemiz gerektiği ki bunun da zor olduğu ancak sabredenlerin bu hedefe böylece ulaşabileceği ayeti kerimede ifade ediliyor ki bu hak dava, kutsal dava uğrunda mücadelede bize en büyük engel olan şeytana karşı da tabii ki biz sürekli Rabbimize ondan sığınarak bizim bu dünyada en azılı düşmanımız olan, bizi bizim görmediğimiz yerlerden görerek bizi ayartmaya çalışan o e, Allah'ın lanetli varlığına karşı da bizim daima uyanık olarak hareket etmemiz gerektiği anlaşılmış olmaktadır. Efendim bize ayrılan süre içerisinde bugün de programın sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir başka gün kaldığımız yerden devam etmek e, ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız. Kur'an'da muhabbetle kalınız inşallah.